Evet arkadaşlar, bugün video yapmaya karar verdim. Araç 2760 kilometrede. Şöyle genel görüşlerimi size video yapmaya karar verdim. Çıtır klimayı açalım. Bugün kendime çevirdim kamerayı. Zaten konuşma şeklinde olacak bu video. Arkadaşlar, en çok merak edilen konu Fiat Fiorino 2018 Euro 6 motorun yakıt tüketimi. Genelde onun üzerine konuşacağız bu videoda. Kamera da biraz sallanıyor ama. Arkadaşlar, 2760 kilometre yol yaptım bu araçla. Genelde ben sıkıştırıyorum. Yani hem motor açılsın, rahatlasın. Genelde de öyle kullanıyorum. Sadece motor açılması açısından değil. Genelde sıkıştırırım, devirli kullanırım arkadaşlar ben. O şekilde tasarruf yapmıyorum yani. Önceden yapıyordum. Eski aracımda. Fazla sıkıştırmazdım. Ama anladım ki yani 3000 deviri geçmedikten sonra normalde mesela 2000'de vites atarım ben hep. Eski benzinli aracımda, Punto'mda. Ama baktım ki arasında pek de bir fark yok. En fazla oynasa oynasa 5 kuruş oynuyor. O da keyfini almak tabii daha önemli. 5 kuruş da falan değiliz. Aracın sürüş keyfini almak daha önemli. Şimdi arkadaşlar, uzun yol için öncelikle bir konuşalım. Uzun yol performansı ve yakıt tüketimi. Araçla Ankara'ya gittim, İzmir'e gittim. Ondan sonra Bandırma arası gittim. Benim gözlemim, öncelikle tasarruf modundan bahsedeyim size. Fiat araçların demeyeyim de genelde otomobiller 90 km hıza kadar yakmaz. 90 kilometreden sonra da işte 90 kilometrede de ne oluyor devir aralığınız? 2000-2500 bazı araçlarda. O şekilde değişiyor. 90 kilometren stabil artı hız sabitleyiciyi kullanarak ben bu aracı 2.9'a kadar düşürdüm. 90 kilometre sabit. Yani işte 20 kilometre, 30 kilometre öyle sabit giderek 2.9 kilometreye kadar düşürdüm arkadaşlar. Normalde kaba kullanıyorum. Maksimum burada gördüğüm rakam da 5.5. Yani 100 kilometrede 5.5. Bu da gayet iyi. Mazotun bu kadar yüksek, bu kadar fiyatların yüksek olduğu zamanlarda gayet iyi arkadaşlar. Yani 5.5 litre yakıyorsun ve kaba kullanım yani. Normalde dizel araç şey ister, böyle tatlı kullanım ister, devrini iyi tutturmak lazım az yaksın diye. Ama ben gayet kaba, araç sürekli turboda, hep sıkıştırarak kullanıyorum. Ona rağmen aracım 5.5 litre, maksimum onu görüyorum. Şu an 5.8 olmuş, biraz önce yakıtımı fullledim. Yani şimdi bu ortalamadan biraz da bahsedelim. Doğru mu yol bilgisayarı, nedir ne değildir. Şimdi bu 100 kilometreye mesela 5.7'ye düştü. 100 kilometreye endeksli olduğu için ortalamaya pek fazla inanmayın arkadaşlar. Çünkü ortalamaya uzun yolda inanacaksın. Yani 100 kilometre ve 100 kilometreden fazla yapıyorsan o zaman ortalaman da 5.5'a düştü bir anda. Çünkü şu an kilometreyi sıfırladığım için tam net doğru gösteriyor. 100 kilometrenin içindeyim şu an. Ama diğer türlü mesela aracınla 50 kilometre yapıyorsun. Araç bir ortalama hesaplıyor. O arada sen kontak kapatıp eve giriyorsun. Misal veriyorum, aracı 2 gün kullanmıyorsun. Ondan sonra araç, bakarsınız ortalama hep aynıdır. Neden bu ortalama hep aynı? Benimki yanlış mı gibi düşünceler olur. Halbuki alakası yok. Araç 100 kilometre üzerinden endekslendiği için daha 100 kilometre yapmadan sen kontak kapatıyorsun. Bir daha 100 kilometre yapmadan kontak kapatıyorsun. O yüzden ortalaman net bir şey göstermiyor. Acaba çok mu yakıyorum işte? Niye ortalamam 7? Sürekli mesela şehir içi kullanırsan arabanı sen, araban yüksek gösterir. Çünkü o 100 kilometreye endeksli olduğu için. Ama uzun yolda ortalama tüketim doğrudur.
Onun yerine anlık tüketime bakabilirsin mesela şehir içinde. Nerede ne yakıyorum? Ona da bak, onun da testlerini yaptım mesela anlık tüketimi açıp işte bak şu rampada şu kadar yakıyorum. Şu devirde şu kadar yakıyorum. Şu viteste şu kadar yakıyorum. Onu böyle bir ay falan açık tutarsanız artık arabanızı ezberlersiniz. Yani nerede ne yaktığımı görürsünüz ama ortalama açıkken nerede ne yaktığını göremiyorsun. Araba ortalama tüketimi alıyor sadece. O yüzden o anlık tüketim işe yarıyor. Arkadaşlar, uzun yolda da bu araç 120'den sonra yakıyor. Onun da bizzat testini, bizzat hesabını yaptım. 120'den sonra araba yakmaya başlıyor. Yani anlık ortalama tüketim artmaya başlıyor. Ondan sonra normal tüketimleriniz artmaya başlıyor. Ama hız, bu araçta yolculuk benim gözümde hız olarak 110 kilometre. Gayet uygun bir hız. Radarlarla, polislerle aranız iyi olur 110'la giderseniz. Onun dışında 110-120'den sonra bir tık daha yakıtı artıyor. Şöyle bir şeyin de hesabını yaptım arkadaşlar. Bu araçla şu an 190 km hıza ulaştım ben. Daha işte motor yeni yeni böyle kendini topluyor. 190 km hıza ulaştım. Bassam gider miydi? Giderdi. Herhangi bir sıkıntı yok. Daha giderdi yani. 200'ü göremedim diyen arkadaşlar var. Gruplarda okuyorum. Arkadaşlar, bakımlarınızı eksik etmeyin dizelde. Bakımlarınızı doğru yaptırın, güzel yaptırın, zamanında yaptırın. Kaliteli, orijinal malzeme kullanın. Dizel araçlar bunu gerektiriyor. Mesela 170 km hızla stabil, sabit gidiyorum arkadaşlar. 10 km, 15 km hiç kesmeden. Hız sabitleyicim de açık. 170'e sabitliyorum, gidiyorum. Araç 6.0 yakıyor ortalama. Ya bu da harika bir şey yani. Mazotun bu kadar pahalı olduğu dönemlerde harika bir şey yani. Onun dışında zaten bu 2011'lerde biraz daha fazla herhalde. Bu gaz aralığını bayağı kısa yapmışlar. Yani o gaz aralığını sen komple kullanabiliyorsun. Hani çoğu arabada böyle tapa gaz basarsın. Araç şey olmaz. Araç gitmez. Bassan da gitmez. Ama bunda öyle bir şey yok. Gaz aralığı kısa olduğu için sen o gaz aralığını komple kullanıyorsun. Kullanabiliyorsun yani. Onun dışında 2760 km yol yaptım. Araçta şikayetlerim, sıkıntılarım. Genel olarak yakıt olarak harika arkadaşlar. Euro 6 motor, 10 numara. Şüpheniz olmasın herhangi bir. Araç sessiz çalışıyor. Siz insanların dediğine bakmayın. Bizzat kullanıyorum, görüyorum. Zaten 2018 çok şu an çok adam akıllı piyasada yok. Yani hep kulaktan duyma insanlar konuşuyor. Euro 6 harika. Yakıt tüketimi olarak harika. Euro 5'lerden, Euro 4'lerden Fiorno'lar olarak konuşuyorum. Çok çok iyi yakıt olarak. Araç sessiz çalışıyor. Bunun da üstündeyim. Ondan sonra doğayı daha az kirletiyorsunuz Euro 6 motorda. Emin olun. Çünkü iki tane şey var bunda. Adını şu an unuttum. Egzoz gazından çıkan hava bir tur dönüyor, bir tur daha dönüyor arkadaşlar. Ondan sonra dışarıya çıkıyor. İki kere şeyden geçip öyle dışarıya çıkıyor. Doğayı daha az kirletiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bir de performans olarak arkadaşlar, gruplardan okuyorum. Yani şahıs falan fark etmez şu an. Gruplardan okuyorum mesela 1.4 Fiorino ile diyor adam mesela 1.395'liği solluyorum. Ben inanmıyorum öyle bir şeye. Öyle bir şeyin olması imkansız. Hani şey diyorlar bir de. Dizel araçlarda işte turbonun devir aralığı kısa. Turbo haricinde araç düşük devirlerde güçsüz kalıyor. Ben öyle bir sıkıntı bu arabada yaşamadım. Alt devirlerde de gayet şey araba ölmüyor yani. Çoğu dizel 2000 altında ölür. Devir ister bana, gaz ister. Ben bunda öyle bir sıkıntı yaşamadım. Artı 4500'den sonra evet biraz kesiliyor. O da normal zaten. 4500'den sonra kesiliyor. O da gayet normal. Onun dışında ben herhangi bir sıkıntı
yaşamadım. Sonuna kadar tavsiye ediyorum. Şikayetlerimden biraz bahsedeyim size. Yani bu 2760 kilometredeki şikayetlerim. Herkesin dilindeki bu arka süspansiyonlar. Yani insanların bahsettiği kadar beni rahatsız etmedi. Yani şimdi bu araç yüklü olarak baz alınıp ona göre süspansiyon koyuluyor arkalara. Şu anki yeni nesil Doblo'lar gibi tam bağımsız düz süspansiyon yok araçta. Bir de Fiorino'nun sıkıntısı, yani bu süspansiyon anlamındaki sıkıntı arkadaşlar, şasesi kısa. Yani araba kısa bir araba. Ticari ve kamyonet bir araba olduğuna bakmayın. Normal hatchback bir araçla aynı Fiorino. Sadece biraz kaslı, kemikli durduğu için araç size büyük geliyor. Ama mesela ben bizzat hatchback bir arabayla yan yana koydum. Yani ölçülerine de, ölçülerinden de bakılabilir ama ben daha çok sokak diliyle konuştuğum için, müşteri gözünden araçları incelediğim için öyle diyorum. Hatchback arabayla yan yana koyduğunuz zaman Fiorino aynı arkadaşlar. Çok büyük bir araba değil Doblo gibi. Bu şasenin kısa olmasından dolayı da evet, gerçekten arka koltukta seyahat etmek uzun yolda sıkıntı yok da şehir içinde sıkıntı biraz. Neden sıkıntı? Sektiriyor. Bu ayna sizi böyle sektiriyor. Sanki aracınızın yayları kesikmiş gibi, basıkmış gibi. Arkalar biraz sektiriyor. Önlerde herhangi bir sıkıntı yok. Çoğu zaten grupta şey yazmış. Fiorino sadece önde iki kişilik seyahat edilecek bir araba falan. Ona da güldüm. Doğru. Arkalar biraz rahat değil. Bizzat arkaya da geçtim hani. Öne şoför koyup ben arkaya da geçtim. Bakayım dedim hani, bu kadar anlatıldığı kadar. Doğru mu yani, gerçekten böyle bir şey var mı? Aynen, biraz sizi rahatsız edebiliyor. Ama çok da yani büyütülecek kadar bir sıkıntı arz edecek bir şey değil. Sıkıntı arz edecek bir şey olsa zaten senelerdir kasa değişmeden bu aracı bu şekilde üretmezler arkadaşlar. Zaten bilindiği üzere araç ticari bir araç. Yani yükleme, yüke endeksli. Yanlış bilmiyorsam bir 800 kilo falan yük şeyi var bunun. Belki daha fazla olabilir. Arabayla beraber 2500 mi 2400 mü? Öyle biliyorum. Belki yanlış biliyorum. Performans olarak harika arkadaşlar. Hakikaten çok başarılı yani. Ben de bunu Euro 6'ya veriyorum ama insanlar Euro 6 ile Euro 5 arasında fark yok diyorlar. Ben çıldırıyorum insanlar öyle deyince. Sadece yazılım farkı var falan filan diyorlar. Halbuki alakası yok. Çünkü kullandım yani. Bunun ben 2009'unda kullandım. 2011'inde kullandım. Emoşları, patlayan kasayı. Hepsini kullandım. Araç bana farklı geliyor. Bu kadar basit. Ay, Ramazan arkadaşlar. Herkesin tuttuğu oruç kabul olsun inşallah. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Uzun zamandır video yapmıyordum. Mesajlar arttı. Sorular arttı. Ben de dedim şöyle bir yakıt videosu çekeyim. Mesela şu an ortalama geziyorum. Kamerayı göstermiyorum ama aracım 5.5 yok. 5.7'ye çıktı. 5.7 yakıyorum. Devir sürekli 2.500-3.000 arası. Şehir içindeyim ayrıca. Kaba kullanım yani, hiç şey yapmam ben. Kesmem gazı. 5.7 ortalama. Ya zaten fiyatın araçları genel olarak az yakıyor. Yani ben çok yakıyor diyen benzinler için değil de fiyatın dizel araçları harbiden az yakıyor. Ayrıca en sorunsuz motor denilebilir yani. Motordan yana sıkıntısı olan bilmiyorum. Çözülemeyen motorla ilgili bir sıkıntı olanı bilmiyorum yani. Multijet motorlar gerçekten sağlam motorlar, sıkıntı çıkarmıyor. Dediğim gibi bakımını doğru yaparsan, orijinal parça kullanırsan, zamanında yaparsan, arabanı üzmezsen, yormazsan multijet motor seni kesinlikle yolda bırakmaz. Senelerce kullanabilirsin. Kilometrelerce kullanabilirsin. Seni yarı yolda bırakmaz.
Onun dışında arkadaşlar, Fjord'un hakkında ne söyleyebilirim sizlere? Anahtarı aynı. Onu geçen videoda da söylemiştim. 2018 son model araç. Ama 2007, 2000 hatta 2006 Punto Lineal'larla anahtarı aynı. Herhangi bir şey yok. Egea'lardaki gibi yenilik yok. O kötü. Herhalde ellerinde ürettikleri mi var? Hani belki stok yapmışlardır. O yüzden o anahtarları kullanıyor olabilirler. Zaten Linea da bitti şimdi. Sadece bu Fiore'un anahtarı oldu. Sıfır olarak. Ya da Doblo'lardaki gibi ortadan sus dolu olsa olabilir. Ay, bana yol verdi. Başka zaman vermezsiniz. Onun dışında arkadaşlar, arka camların kelebek oluşuyor. Daha hiç kelebeği bile açmadım da gene de sinir oluyorum. Ya aslında sinir olmuyorum. Sadece teknolojiye endeksle konuşuyorum yani. Arka camların kelebek oluşu, ne bileyim, 2018 bir araba için bana geri kalınmış gibi gözüküyor yani. Teknolojiye ayak uyduramamak gibi gözüküyor. Doblolar gibi elektronik olabilir. Ya kullandığımdan değil. Kullanmıyorum yani. Daha bir kere açmamışımdır belki bir tanesini bile. Ama gene de otomatik olabilir. Arabayı yıkayacaktım. Gerçi yıkama videosu da çekmedik biz bu arabaya. Bir yıkama videosu da çekeriz. Arabayı yıkayacaktım. Çok sıra vardı, yıkamadım. Ben de yakıt aldım sadece. Onun dışında bir de şu nalet klima. Manuel. O da hoşuma gitmiyor. Çünkü dijital klimalı bir arabadan inip manuel klimalı ve biri 2011, biri 2018, insana o şey geliyor. Koymuyor da ne bileyim, şey geliyor yani. Geri kalınmış gibi geliyor. Çünkü bu araba Fiorino'nun en dolu modeli. Premium modeli. Ama ona rağmen. Bu arada arkadaşlar, klima açık yani. Bu tüketimleri ben size söylüyorum ama uzun yolda da gene aynı şekilde. Camım açık olur. Zaten camla klima aynı diyorlar. Hatta cam daha çok yaktırıyor diyorlar. Ya camım açıktır ya klimam her zaman açıktır. Bu yakıtlar, bu tüketimler böyle. Şehir içinde de maksimum 5'e indirirsiniz arkadaşlar. Daha aşağısına indiriyorum diyen de yalan söyler. İndiremezsiniz. Kaba kullanımdan bahsediyorum. He, sen devirsiz kullanırsın. 2000'i geçmezsin. Tatlı tatlı vites atarsın. Daha aşağı düşürürsün. Ona bir şey demem de, öyle de araba kullanılmıyor günümüz şartlarında. Bir tane daha Fiocan geliyor. Fiocan. Çok Fiorna var arkadaşlar ya. Yani aslında güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Senelerdir kasa değişmeden, sadece üzerine makyaj yapılarak, gövdenin aynı kalmasıyla bu kadar sene ve bu kadar çok satan bir otomobil. Bence bir başarıdır bu yani. Çünkü mesela başka araçlara bakıyorsunuz. Bir sene üretiyor, tık. İkinci sene hemen tık yeni kasası. Tık, üçüncü sene hemen yeni kasası. Mesela bir arabanın en az dört kasası var. Beş kasası olan da var. Ama Fiorino'ya baktığınız zaman insanlar işte bu açıdan bakmıyor hemen. Fiyata karşı hemen ön yargı. Fiorino'ya, Doblo'ya karşı hemen ön yargı. İnsanlar bu açıdan bakmıyor. Bak, adamlar kasa değiştirmeden senelerdir aynı kasayı satmışlar yani. Ve bu kadar çok yani, üretim rekorları kırarak Türkiye'de. İç pazara yani. Zaten ticaride Doblo ile Fiorino lider, en çok tercih edilen, iç pazarı olarak tercih edilen bir otomobil. Onun dışında arkadaşlar, bir sıkıntı yaşamadım yani. İşte şey olan, ne bileyim, Fiorino ile ilgili yani. Bir sadece aracı ilk aldığım hafta bagaj kapağından kaldırıyordum böyle, çıtır çıtır bir plastik parça, böyle küçük bir vida kırılmış. Yani kırılmış derken, üstündeki vidaların hepsi sağlam, hepsini kontrol ettik. Herhalde kırılmış, kırılanı içinde bırakmış. Sonra yeni bir plastik klemens takmış oraya. Aracın kırılan bir parçası değil yani. Öyle bir şey olsaydı biraz karşı çıkardım, hani sert çıkardım, öyle bir şey yok. O vidayı gittim aldırdım.
O da arka panzotu söküp, bagaj panzotunu söküp içindeki plastiği aldık. Bir o ses geliyordu. O canımı sıkmıştı. Onun dışında ben herhangi bir sorun yaşamadım araçla ilgili. Bir sıkıntı yaşamadım. Gayet şu an her şey yerli yerince. Hiçbir sorun yok. Sıkıntı yok. Bir şikayetim de olmadı. Servise gidecek kadar. Bir sorunum, şikayetim olmadı. İnşallah da böyle devam eder. Güvenerek aldım çünkü ben bu aracı. Kalitesine güvenerek aldım. İşte bir ya benim anlamadığım arkadaşlar, şimdi bu aracın süspansiyonları sert. Yani sert bir süspansiyona sahip araç. Yani yükü endeksli, kuvvetli, ağır yükleri taşıyabilecek bir araç. Nasıl ön takım yer? Niye ön takım yer? Yani biliyorsunuz, Fiat'ın ticari araçları kısa kilometrelerde hemen ön takım yiyor. Takoz yiyor, Zarot yiyor, Zerot yiyor. Neden yani bu kadar sağlam, yükü endeksli bir araç neden ya? Acaba yüksüz kullanılıyor diye mi? Hani ben bunu her zaman merak ettim. Sonuçta senin sağlam bir süspansiyonun var. 2,5 ton, hatta daha fazla yük kaldıracak süspansiyonun varken neden hani 5000 kilometrede ön takım yiyen var ya? Fiorino özellikle takozları zaten sıkıntılı. Herkes bilir, Türkiye bilir. Kısa sürede takoz diyor. Çok maliyetli bir şey değil. Hatta değiştirmek de iyi. Benim için herhangi bir sorun arz etmiyor da neden yani? Neden bu kadar kısa sürede takoz yiyor? Ön takım yiyor bilmiyorum. O da tartışılır. Ya da bu kadar sene neden düzeltilmedi? Bence bu araçlar yük endeksli olduğu için çoğu da yüksüz kullanıyor. Yani geniş ailesi tercih ediyor bunu. Bagajına yük atan çok nadir. İnşaatçılar vs. işte sağa sola gitmeye kullanıyor ama çok da zaten yük atılacak bir araba değil arkadaşlar Fiorino. Yani bir Dovla kadar bagajı yok. Zaten sadece zemini kullanabiliyorsunuz. Üst tarafa zaten yükleme yapamıyorsunuz ki. Hani yukarı kadar yükleme yapamıyorsunuz yani. Sadece zemini alanı kullanıyorsunuz. Çok da büyük bir zemini alanı da yok Fiorino'nun. Yani Fiorino'yu tercih edecek geniş aileler diye düşünüyorum. Ticarete vurulacak bir araba değil. Bir Doblo kadar geniş değil bagajı. Ama işte adı ticari. Şu an vergisi ne kadar? 517 lira 6 aylık. 517 lira. Sadece 6 aylık. Benim gözümde ticari bir araç değil bu ya. Yani normal otomobil boyutunda olan bir araç. Ondan sonra çok büyük bir bagaja sahip olmayan, çok büyük bir ağırlığı olmayan bir araç. Bence ticari olarak geçmesi biraz garip yani. Arkadaşlar böyle vlog tarzında, vlog olmadı da böyle biraz konuşayım dedim. Araçla ilgili hep herkes düşüncelerimi merak etmiş. Alacak olan insanlar da var. 2018 araştırmada olan insanlar var. Böyle genel size bahsedeyim dedim. İşte sıkıntı var mı yok mu yakıt olarak. Güvenebilirsiniz. Gözünüz kapalı alabilirsiniz. Renk olarak niye beyaz tercih edin diyorlar. Bence en güzel Fiorino'ya yakışan renk beyaz. Zevkler tartışılamaz, ayrı konu. Niye beyaz aldım? Önceki aracım siyahtı. Siyah, biraz siyah özen göstermeniz lazım. Yani her gün yıkamanız lazım. Ondan sonra biraz siyahtan bıkmıştım. O yüzden beyaz aldım. Mesela ben bunu bir ay yıkamıyorum ama araba kirlenmiyor. Böyle bir özelliği var aracın. Özel, premium özel. Yıkamanıza gerek yok. Kirlenmiyor, kir tutmuyor. Hem de beyazla Piano Black uyumu çok güzel. Ona dikkat ettim. Araçta bir de siyah cam filmi var, parlak. Ayrıyetten bak bayırlarda falan arkadaşlar hiç kesinlikle ne bir durulma ne bir tekleme, hiç şey gaz yani. Düpe gaz yani sizin deyiminizde. Tapa gaz. Hiç sıkıntı yok. O yüzden beyaz tercih ettim. Alacaksanız herkesin tabii kesesi bir değil ama Premium alın. Premium alamıyorsanız da en kötü Emotion alın diye tavsiye ederim.
sizlere aktarıyorum. Ben de şimdi ne yaparım? Bir aracı yıkarım. Belki yıkamadan sonra öyle bir video da açabilirim. Arkadaşlar, video bu kadar. Başka da söylenecek bir şey yok herhalde. Ben gene sorularınızı bekliyorum. Merak ettiğiniz. Tekrar söylüyorum. Amacım ticaret değil, para kazanmak da değil. Sadece insanlar, arabaya olan ilgimden dolayı insanları bilgi etmeye çalışıyorum. Bilgi sahibi etmeye çalışıyorum. Onun dışında böyle kötü yorumlarınızı kendinize saklayın arkadaşlar. Biz burada kimseye zorla video da izletmiyoruz. Kimseye zorla bir şey de teşvik etmiyoruz. Şeffaf olarak, yani objektif olarak elime geçen arabaları sağımda, solumda, akrabamda, çevremde, kendi arabalarımızı sizlere tanıtmak amacım. İyisinden kötüsünden, müşteri gözüyle, sokak şivesiyle, yani teknik veriyle değil arkadaşlar. Tamamen sokak şivesi. Ne görüyorsan o. Neyi duyuyorsan o. Nasıl gidiyorsa o. İlk amacım o yani benim. Ben anlamıyorum ki siz ne yapıyorsunuz ya. Hepsi aynı deliğe girmeye çalışırsa olmaz. Kötü yorumlarınızı arkadaşlar kendinize saklayın. Böyle insanların görünüşü, duruşu, şahsı, konuşmasına hakkında yorum yapmayın. Kendim için söylemiyorum. Öğrenci öyle yorumlar almadım da. Birkaç kişi hariç. Bunları yüze vurmayın arkadaşlar. Amacım burada benim herkesi bilgi sahibi etmek. Aynı zamanda seviyorum yani arabaları seviyorum. Uğraşmayı seviyorum. Arabaları tanımayı seviyorum, tanıtmayı seviyorum. O yüzden bir emektir bu. İnsanların emeğine laf etmeyin. Arkadaşlar sağlıcakla. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Başka videoda görüşmek üzere.